böyle giderlerse, Rütük bu şekilde giderse, o mahkemeler erişim yasaklarını arttırırlarsa o 60'ları da geçecek bu gidişle. Böyle 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 hizmet olur mu canım? Biraz dikkat etsinler. İktidar da lütfen bunları bir uyarsın. Gidişlerini hızlandırıyor. Hiçbir şansları kalmıyor yani. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar benimle bir bilgi paylaştılar, ona bir hızla bakıyorum hocam ben. Şimdi değerli seyirciler, diğer e, televizyon kanallarının e, ise e, hangi gerekçelerle e, ceza aldığını da e, hemen söyleyelim paylaşalım seyircilerimiz için. E, Rütübün telebire verdiği ceza evet Urfa Belediyesini küçük düşürmek, iyi mi? E, Halk TV e, ki rütvüyesi İlhan Taşçı e, Kendisi gerçekten basın özgürlüğünü Rütük'te savunmak gibi son derece soylu bir iş yapıyor, soylu bir görev yapıyor. Kendisini kutluyorum ben, o paylaştı. Fox, Fox TV'de ana haber, hafta sonu ana haber bültenini sunan Gülbin Tosun'un iktidarın kadına yönelik okumasın, eve kapanmasın, çocuk yapsın anlayışını eleştirmesi nedeniyle verilmiş. Değil mi? Halk TV'ye ceza ise Ayşenur Aslan'ın programında cam pazarında vinç ticareti ki rap Deprem bölgesinde bunu somut olarak yaşadık ya sanatçı Orhan Aydın'ın kızı gözlerinin önünde enkaz altında hayatta olduğu halde yavaş yavaş öldü ve bir vinç bulunamadı. O ağırlıkları, o kolonları, duvarları kaldırmak için e, bu haberi değerlendirirken özgürce kanaat oluşumunu engellediği gerekçesiyle verilmiş. Flash televizyonda ise, Flash TV'ye ise yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle verilmiş. O yayıncılık ilkeleri neyse e, bu konuda bir açıklık yok. Şimdi ben buradan hemen şu giderek tartışılan, bizim üzerine gittiğimiz, yani giderek tar yaygın bir şekilde tartışılan daha doğru bir ifadeyle bizim ısrarla üzerine gittiğimiz şu sahte seçmen meselesi. Değerli seyirciler her gün bir skandal, yeni bir skandal yaşanıyor. Her gün, her gün. Bugün biz Kadıköy'e gittik. Ya inşaat halindeki bir binaya kayıtlı 6 tane yabancı seçmen var. Arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız bir evin kapısını çaldı. Bir evde genç bir kadın, genç bir kız yaşıyor, öğrenciymiş. Bir yıldır o evde ama o evde kayıt seçmenler var, yabancı seçmenler var. Kadıköy Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Ali Narin kendilerine böyle çok sayıda müracaatın geldiğini söyledi. Şimdi buradan bütün nüfus müdürlüklerini ve ilçe seçim kurullarını demokratik ve laik olması gereken hukuk devleti adına uyarmak istiyorum. Eğer bu suça ortak olursanız siz, sahte seçmen kayıtları, sahte adresler, sanal seçmen üretimini aracılık ederseniz, bilin ki bunun hesabını hukuk önünde verirsiniz. Bu patrimonyal sultanlık, bu gerici faşizan rejim sonsuza kadar devam etmeyecek, sonuna geldi. Bu suça ortak olan herkes hukuk önünde bunun hesabını verir. Bunu hiç unutmayın. Çünkü hocam insanlar gitmişler ilçe şey e, nüfus müdürlüklerini yapacağımız bir şey yok demişler. Cevaba bak. Gidenlerden birisi de bir e, şu anda ana muhalefet partisinin iktidar olduğu bir ilçede yani belediyeye belediye belediyeyi kazandığı bir ilçede Kadıköy'deki ilçe başkanı. İlçe başkanı gidiyor, suç duyurusu yapıyor. Sonra ee, nüfus müdürlüğüne gidiyor Ali Nari. Ali Bey gidiyor ve diyor ki ya bu bak burada böyle bir adres yok. Burada inşaat var. Yani bina bile yok. Hani boş bina olsa <laughs> bina bile yok. O binanın, o adresin biz görüntülerini çektik. Önünde muhabirimiz Hude anons çekti. İşte bu arkamızdaki adres diye. İlçe seçim kurulunun cevabı şu. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ya Pardon, ilçe nüfus müdürlüğünün verdiği yanıt şu. Bizim yapacağımız bir şey yok. Ne demek ya yapacağımız bir şey yok. Onu iptal etmektir. O adresi iptal etmektir. O adreste bir yerleşim görünüyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu iddia edilen Suriyeliler, Afganistanlılar, Pakistanlılar oraya kaydedilmiş seçmen diye. Şimdi bugün Onursal adı Güzel, İçişleri Güvenliğinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Genç bir politikacı, dinamik bir politikacı ve yerel seçimlerde geçtiğimiz yerel seçimlerde son derece etkin bir paralel e, kayıt sistemi yani e, seçim sandıklarının sonuçlarını kayıt altına aldıkları sistemi kurdular. Biz de hem oradan hem Anadolu ajansından hem kendi kaynaklarımızdan aldıklarını aldığımız verileri karşılaştırıp hile yapılmasını önledik. Bugün konu şimdiki zaman programının konusu. Onursal adı güzel. Ya her şey kontrolümüz altında demiş. 240 bin civarında böyle yeni seçmen var sonucu çok etkileyecek gibi görünmüyor ama bunun üzerine çıkan e, yani vatandaşlığa geçen yabancı var. Bunun üzerine çıkan ve buradan kaçan e, bir e, gözden kaçırılan bir e, sahte seçmen üretimi söz konusu olursa biz onu yakalar ve müdahale ederiz demiş. Bakalım bu bakımdan seyircilerimize akşam e, bizden hemen sonra 21'de şimdiki zaman programını kaçırmamasını öneriyorum. Buyurun hocam. Evet. Değerli izleyiciler bu o, Urfa Belediyesi'nin Yaptığı Taliban'a yaptığı yardımın kaynağı konusunda biraz evvel söylediğim iki e, iddia var. Bir de üçüncü bir ihtimal daha var. İddialardan biri yapılan yardım paraları vatandaşlardan. İkinci bir iddia daha ciddi bir iddia. Japonya'dan e, faizle borç alması e, yoluyla üret... kredi almış yani. kredi evet aldığı kredi aldığı oraya krediden e, ürettiği bir e, parayla bunu yolladı. Üçüncü bir Olasılık da kendi bütçesinden, kendi bütçesi de iki türlüdür biliyorsunuz belediyelerin. Bir iller bankasından para gelir, iki kendi doğrudan vergi gelirleri vardır. İşte emlak vergisi falan gibi vergiler. Yani üç olasılık var. Her bir olasılık birbirinden kötü. Önemli olan zaten kaynak değil, önemli olan